Önder Çelik, çok teşekkürler T24'e geldiğiniz için. İlk sorum şu olacak. Cumhuriyet Gazetesi, siz eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanları, yöneticileri neden bu süreci yaşadı sizce? Şimdi ben 34 yıllık bir fasılalarla bir çalışan olarak bunu daha başka bir yorum katmadan şöyle söyleyebileceğim. Ben bulunduğum süre içerisinde yazar değildim. Ben yönetim kurulu üyesiyim ve işletme müdürüyüm olarak çalıştım. Sürekli olarak da Cumhuriyet Gazetesi'nde hep yöneticiydim. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Gazetesi hep bir muhalif gazete olarak yer aldı. Nasıl? Bu muhalefetin muhalif gazete olmanın getirdiği bir takım gerekler vardı. Bunlar her dönem içerisinde diğer gazetelerde rastlayamayacağımız bir şekilde yayın hayatına tabii ki yansıyordu. Sonuç olarak da çok davaların açıldığına, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili olarak çok büyük bir dava açıldığını, o anda iktidarda olan hükümetler tarafından veyahut da karşı taraftaki diğer taraflar açısından çok davalar açıldığını gördüm. Bunlardan birçoğu bir takım cemaatlerin açtığı davalardı. Bunları çok net yakından idareci olarak görebildim. Bu bir sürecin ta devamında bence bu muhalif duruş rahatsız etti. Bu rahatsızlığın sonucunda gazetenin bir şekilde bu muhalif duruşunun o günkü koşullarda bize açılan tutuklandığımız veya da davanın açıldığı dönemde, açılmadan soruşturmanın olduğu dönemde bir şekilde rahatsız etti ve soruşturma açmaya karar verdiler. Amaç neydi? Gazetedeki bir yönetim değişikliğini ortaya çıkarmaktı. Ben aynı zamanda vakıf yöneticisiyim. Vakıf yöneticisi olmanın getirdiği şeyler hem gazete içerisindeki idari yönetici hem de vakıf yöneticisi olması gazetenin bütününde söz sahibi olan bir kurum. Kendi içindeki yayın ilkeleriyle ilgili. Ne oldu? Bugüne kadar yapılan mali ve idari ve daha öncesinde açılmış hukuki davalarla ve idari ve mali davalarla Cumhuriyet Gazetesi'nde bir takım değişikliklerin yapılamayacağı ortaya çıktı. Ve sonuç 31 Ekim 2016'da bizim tutuklanmamızla başlayan bir sürece girdi. Ne oldu bu sürecin sonunda? O güne kadar görmediğimiz ve asla aklımızdan geçirmediğimiz, kısmen tahmin etsek bile bu kadarının olamayacağını dediğimiz bir iddianame çıktı 4,5 ay sonra, 5 ay sonra. Ve iddianameyi aldığımda şöyle bir tepkiyle hemen bende bir tepki uyandı. Ve iddianameyi aldım ve şöyle bir baktım ve kenara attım. Ve dedim ki böyle bir iddianame olmaz. İddianamenin hemen hemen birçoğu, 1/4'ünden fazlası orada yönetim kurulunda olmamızın bir suç olduğunu ve kanuni olmayan bir şekilde yönetimi ele aldığımızı ve bunun değiştirilmesini hedefleyen bir iddianameydi. Bunun içerisinde seçimlerin, Vakıf seçiminin. vakıf seçimlerinin daha doğrusu usulsüz yapılması, nerede görülmüş bir vakıf seçiminin ağır ceza mahkemesinde bir iddianameye gireceği bir hukuk sürecidir. Varsa da ki öyle bir şey hukuk sürecinde, hukuk mahkemelerinde görülür ve değiştirilir. Şirket yönetiminde değişik türde malların, şirketin mallarının el değiştirmesi, satışa çıkarılması ve bundan kazanç şirketin zarara sokulması gibi bir iddianame süreciydi. İddianame sürecinde hakikaten baktığımda önce bir kenara bıraktım ve ben bir haftacı boyunca iddianamenin suratına da bakmadım. Orada tabii bir 30 klasörde şeyler gelmişti, ekler. Ve sonrasında ilk avukatlarla görüşmemizden sonrasında avukatlarımızla, hukukçularımızla ziyarete gelen dedim ki ben başka bir noktadan başlamak istiyorum buna. Olay şu, bize yöneltilen suçlamaların arasında
dediğim gibi vakıf seçimlerinin usulsüz yapılması, bir takım gayrimenkullerin ucuza satılması, değerinin altında satılması ki bunların sonunda biz çok net bir şekilde savunma konusunda belgelerini de koyarak kanıtladık ve bunlar suç olmadığı ortaya çıktı. Diyelim ki bunun dışında başka bir olay var. Gazeteciliği tamamen bir zaptırapt altına almak ve susturmak. Yani Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yayın politikasını bir kontrol altına almak. Bunun da gereği buradaki yöneticilerin tamamını, genel yayın müdürü de dahil olmak üzere yazarlarıyla beraber bu gazeteden uzaklaştırmak. İlk çıktığımız, yani karşıma çıkan buydu. Konuştuğumda hatta gelen ziyaretçilerle, hukukçularla, avukatlarımızla konuştuğumda buydu. O zaman dedim ki bunlarla ilgili çok net bir şekilde savunma yapılabilecek ortada net bir şey var. Yani bugün Yargıtay'ın vermiş olduğu tebliğnamedeki veyahut da Cumhuriyet Başsavcının hazırladığı tebliğnamede ilk geldiği gün şöyle bir ifadede bulundum ben. Arkadaşlar daha başlıklara bakarak 3 kişi içerideyiz. Mustafa Kemal dedim hukukçu olarak sen biliyorsun biz bunların hepsini biliyorum. Çünkü daha Silivri duruşmalarında yargılamalarında bütün savunma bunun üzerine kuruluydu. Haberin suç olamayacağı ve bu suçtan da herhangi bir şekilde yöneticilerin suçlanamayacağı. Anayasa Mahkemesi'nin ilgili maddeleri, ceza yasasının TCK'nın ilgili maddeleri, basın kanunu ve AİHM'in vermiş olduğu kararlara bağlı olarak içtihatlar neticesinde. Ve sonuç bir şekilde bizim 9 ay bir süreyle içeride mahkeme süreciyle beraber Silivri'de kalmamıza yol açtı. Bu hemen bitebilirdi aslında orada. Bir 4 arkadaşımız daha içeride kaldı o süreçte. Onlar da hemen çıkabilirdi. Ama önemli olan davanın bir 8 ay daha sürmesiydi ve sürdü. Ve sonrasında da bize bir takım cezalar yağdırdılar. Neydi bunlar? İşte 3 yıl 9 aydan 8 yıl 1 aya kadar olan bir cezalardı. Nereye geldi? Ne oldu? Biz düşüncelerimizden ve içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Gazetesi'nde bulunduğumuz dönemdeki duruşumuzdan bir şey kaybetmedik. Aynı şekilde devam ettik. Hayata bakışımıza, dışarıdaki olaylara bakışımıza, demokrasiye, insan özgürlüğüne, basın özgürlüğüne bakışımızda hiçbir şey değişmedi. Ne oldu? Değiştiğimiz, çalıştığımız yer değişti. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nde değiliz. Böyle bir özetleme yapabilirim. Peki Silivri sonrasında Kandıra. Cezaevini nasıl tanımlarsınız? Foucault'un dediği gibi bir tür ıslah evi mi? Yoksa sizin açınızdan bir direnme mekanı mıydı? Neydi cezaevi sizin için? Şimdi orada tabii bir o söylediğinizde ıslah evi bir ironi var orada tabii ki. Neyi ıslah edeceğinize bağlı. Yani kim, nerede, kim? Yani bizim bulunduğumuz dönemde biz kendimiz için söylesek ıslah mı olacaktık? Yani biz bir takım benimsediğimiz yıllarca ömrümüz boyunca okul dönemlerinden yıllar 50 yıldır benimsediğimiz insan haklarından, demokrasiden, sosyal devletten, bu ödünlerden, bunlardan mı ıslah olacaktık biz? Hayır, tabii ki olmayacaktık. Bu düşüncelerimiz aynı devam etti. Bir tek şey var tabii, şunu söyleyebiliriz. Ben şuna inanıyorum. Şimdi cezaevi koşullarında bir insanlar bir takım özgüvenlerinin biraz daha artması veyahut da kendini daha güçlü hissedebilmek için bazı gerekçeler demeyeyim de bir şeyler yaratmaya çalışırlar. Ama bu bir gerçek benim için en azından. Bunlar şöyledir, hatta şöyle ifade edilir.
ya vücudum içeride ama bedenim içeride ama ruhum dışarıda falan gibi bir şey. Ben buna inanmıyorum. Ruhunuz da içeride, bedeniniz de içeride. Yani bu bir şey. Benim için en azından böyle bir tanımlama var. Çünkü bir öfkeniz var. Yani o öfkenizi sınırlamak zaten sizin yaşam hakkınızı elinizden aldıkları için o öfkenizi sınırlamak, bastırmak ve duygusal tepkilerinizi bir gem altına almak zaten sizin için daha büyük problemdir. Ha ne oldu? Biz üzülmezsiniz, sıkılmazsınız. Yaptığınız öfkeniz, barındırdığınız öfke, düşünceleriniz her zaman için size bir doğru yol gösterir. Ama şu var, onlarla da beraber cezaevinde yaşamayı öğrenmek zorundasınız. Benim için böyleydi. Herkes için farklı olabilir. Çünkü orada ne yaparsanız yapın, öfkenizi bağırarak değil, ancak içinizde bağırarak halledebiliyorsunuz. Yoksa başka türlü bu öfkeyle baş edebilmenizin yolu yok. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani 9 aylık bir ön Silivri bir süreciniz var. Ondan sonra geçen bir yargılama ve sonrasında yaklaşık 1 yıllık bir süreç daha var. Bölge İdare Mahkemesi'nden de çıkan kararla. Onun bir süre, bir 4 aylık bir süreç daha var. Yani şu, yargı diyorsunuz ki sizi bu konuda bir şekilde cezalandırmak, karşı taraf sizi bir şekilde cezalandırmak istiyor. Yani bunun bir neyin aldığını değil, önemli olan sonuç. Ve giriyorsunuz, bir 4,5 ay daha süreci tamamladık. Ve ne oldu? O 4,5 aylık süreci, 9 aylık sürecin, 4,5 aylık sürecinde ben şunu itiraf ettim kendimde. Dedim ki iddianame vardı birinci dönemde. İddianameyi hatta bir kenara attığım bir iddianameydi. Ciddiye bile alamayacağım bir iddianameydi. Ve nitekim bugün geldiğimiz noktada böyle olduğu ortaya çıktı. Sonrasında 4,5 aylık bir Kandıra cezaevinde bulunduğumuz süre içerisinde dedim ki bu benim için daha zor. Emin ol daha zor. Önder, bu senin için daha zor bir dönem. Çünkü burada artık hukuksuzluğun bir step daha üstündesin. Yani hukukla ilgili değil artık. Bu bir nasıl söyleyeyim, intikam, cezalandırma veya şeyi sorguluyorsunuz. Başka bir şeyleri sorgulamaya başlıyorsunuz. Onun için yani sorunuzun tam cevabı oldu mu ama bir şekilde Kandıra benim için daha öfkeli, daha şey geçti diyebilirim. İkinci defa cezaevine girmek hep daha zor diye tarif edilir. Biraz önce itiraf ettim. Günler nasıl geçti? Yani nasıl dayandınız? Neler ürettiniz? Kendi mizah anlayışınızı bir direnç biçimi olarak kullandınız mı? Günler nasıl geçti cezaevinde? Bir fiziki bir durum var. Yani iki türlü tanımlayabilirim bunu. Bir fiziki durumda kendinizi sağlıklı ve güçlü tutmak zorundasınız. Tabii öncelikli olarak beyninizi. Çünkü benim için en azından geçerli değildi ama bir anekdottan bir giriş yapmam lazım. İlk görüşe çıkıyoruz. Ya nasıl dedim memur, cezaevi, infaz memuruna konuşuyordum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Siz de iyi misiniz? İyiyiz. Şöyle dedi ceza memuru. Çünkü genellikle orada öyle karşılaşıyorlarmış herhalde. Ya biliyor musunuz dedi, burada dedi siz ayrı bir şeysiniz. Biliyoruz yani basın davası. Ama dedi burada dedi önemli olan daha ikinci, üçüncü günü yani beşinci günü de bile olabilir. Burada dedi önemli olan psikolojinin çok yerinde olması lazım. Sağlık konusunda bir şey olmaz. Hakikaten aynı şeyi karşındaki insan söyledi. Çok enteresan. Öyleydi. Sağlıklı kalabilirsiniz. Her türlü fiziksel aktiviteleri kendinizce oranın koşullarında yerine getirebilirsiniz. Önemli olan beyin fonksiyonlarınızı, akıl fonksiyonlarınızı daha sağlıklı tutabilmek. Bunun da bir takım koşulları var. Sağ olsun çok kitap okuduğumu düşünüyorum ben. Özellikle de
benden benim bir özelliğim var. Çünkü Silivri'de de öyleydi. Silivri'de ben her kitabı yazardım. Özetini de alırdım. Hangi kitabına kadar kitap yazdım diye. Yaklaşık 3-4 aylık, 2 aylık bir iddianameye çalıştığımız dönemde bile onu bir kenara koyarsak ben yaklaşık 120'ye yakın roman okumuşum Silivri'de. Burada da yaklaşık 40 taneye yakın roman okudum 4 ay zarfında. Çok enteresan yani 35-40 civarında kitap okudum. Gazete okuyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Arkadaşlarınız çok değerli. Aynı davadan ve bir anlamda sizin can yoldaşınız, arkadaşlarınız var. Bunlarla çok iyi haşır neşirsiniz ve çok keyifli bir zaman dilimleri yaratıyorsunuz. Kendinize ait olmasa da cezaevi bir anda sahipleniyorsunuz bulunduğunuz dört duvar arasını. Çünkü girdiğinizde ilk bıraktığınız etki şu. Ya hiç kimse belli etmiyor ama bu işin aslında biraz ipucu vermiş olayım. Eminim ki herkes ya bizi betona gömdüler gibi bir izlenim veyahut öyle bir hisle girdiğini düşünüyorum. Bir anda kendiniz orayı sahipleniyorsunuz. Burası diyorsunuz ki benim geçici evim. Çünkü öyle olmak zorunda. O geçici evimde yaşamanızı kendinizin o güverdiği koşullar altında o çerçevede korumaya çalışıyorsunuz. Önemli olan ailenizin iki ferdi daha var. Çok yakın. Bu bir an kardeşiniz olabiliyor, bir an babanız olabilir. Aynı şeyi onlar da sizin için hissedebilir. Arkadaşınız olabilir, dostunuz olabilir. Bu ilişki çerçevesinde tabii ki müthiş bir dayanışma var. Müthiş bir zaman değerlendirmesi var. Bu zaman içerisinde ortaya konulan aktiviteler var. Bunun içerisinde hayal kurmak var. Bunun içerisinde bu hayal kurmanın sınırı yok. Sınırsız bir hayal kurma şansınıza sahipsiniz. Çünkü sizi engelleyecek kimse yok çevrenizde. Çünkü herkesin ona ihtiyacı var. Bütün bunlar genel yaptığınız standart gazete okuma, kitap okumanın dışında bunlar da size belirli bir aksiyon sağlıyor. Ve emin ol onun için Kandıra ikinci kere sizin biraz önce söylediğiniz gibi hani ikinci kere girmek cezaevine güç getir. Evet doğru ama bütün bunları da yaptığınızda iyi bir dayanışmayla bence kendi eviniz gibi geçirmeye öyle şartlıyorsunuz kendinize ve böyle devam edebiliyorsunuz. Peki sürpriz destek geldi mi özellikle çıktıktan sonradan söz ediyorum. Çünkü çıktıktan işte beraatinizi sonra istediler. Zaten avukatlar çok destekçiydi, kamuoyu, gazeteciler, bir kısım tabii gazeteciler. Bir sürpriz bir destek geldi mi? Çıktıktan sonra evet mı diyorsunuz? Ya da içeride de olabilir. Yani içeride tabii sürpriz olan şuydu bizim için. En büyük sürpriz şuydu. Yani bizi destekleyen gazeteci camiasından gazeteci arkadaşlarımızın sürekli olarak bilgisini alıyorduk yazılarıyla, sosyal medyadan destekleriyle vesairelerle bütün desteklerini gördük. 74 tane baronun bizim hakkımızda imza vermesiydi ve bir bildiri yayınlamasıydı. Gerçekten böyle bir yığınsal bir ve baroların 74 baronun yığınsal bir katılımla böyle bir bildiri imzalamaları, bizim hakkımızda bir bildiri yayınlamaları emin ol hepimizi çok duygulandırdı. En büyük sürpriz bir defa bizim için böyleydi. İkinci sürpriz aslında şuydu, biraz da şey katayım, daha espriler olsun içerisinde. En büyük sürpriz tabii ki şeydi, bizim yan koğuştakiden gelen güm 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 duvara gelen bir yumruktu. Bu yumrukta hemen aşağı inip televizyonu açmak oldu. Çünkü ilk algılama böyle olduğu için. Yargıtay 16. Daire'nin kararı değil mi? Evet. Şey kararı. Tahliye kararı. Onun dışında çok net olarak söylemek gerekirse bize yığınsal bir destek vardı. Yani bunlar sürpriz diye iteleyemem ama bazen bizi sürpriz olacak kabul edebileceğimiz ziyaretçilerimizle karşılaştık. Bunlar o kadar yoğundu ki zaman zaman şeyler bile
görevli memurlar bile, ya biz burada iyi rahattık, sizin yüzünüzden her gün 3-4 kere gidip gelmek zorunda kalıyoruz gibi espri yapıyorlardı. Kırgın mısınız? Kime? Bütün bu süreçteki aktörler, bütün bu süreçteki yapılanlar, yapılmayanlar, geri duranlar. Şimdi kırgınlık değil, kırgınlık başka bir şeydir. Kırgın olduğunuz şey dostunuzdan, arkadaşınızdan çok net bir şekilde aranızdaki yine de ilişkiyi bozmayacak düzeyde herhangi bir şekilde kıracak bir davranışla karşılaştığınız zaman kırılırsınız. Örneğin siz de çok iyi bir arkadaşsak, elinizde olmayan bir nedenle bana bir herhangi bir şey söylemiş olabilirsiniz veyahut da bir fiziki bir durum olabilir. Bununla ilgili kırgınlık yaşayabilirim. Bunlar çabuk geçicidir. Bu böyle değil. Yani kırgınlık gibi adlandıramayacağım. Çünkü yani dostlar ve arkadaşlar zaten böyle bir şey yapmazdı bize yapılan. Onun için kırgınlık diye tarif edemeyeceğim. Kızgınlık diye tarif edebilirim. Ama şu anda kızgınlığımı da frenlediğimi ve yendiğimi düşünüyorum. Ve tabii ki bu dava sürecinde sizin yaptıklarınız, dışarıya verdiğiniz mesajlar, Türkiye demokrasisine nasıl bir miras bırakıyor sizce? Nasıl bir miras bıraktı? Cumhuriyet davası aslında çok yazılıp çizilecek bir dava. Yani bunu ben yapmayacağım ama en azından ben beceremeyeceğimi düşünüyorum, itiraf edeyim. Ama bu konuda birçok kişi, avukat, siyasetçi, gazeteci bu konuyu yazacak ve çizecekler. Ve bu bir ders olacak diye düşünüyorum. Bu hemen hemen genel görüş böyle. Belki de bu dava ileride ders aralarında hocalar tarafından de okutulabilecek bir dava olacak. Çünkü böyle bir hukuksuzluk yaşandığını düşünemiyorum. Yani bugüne kadar rastlamadım. Birçok var da en azından bizimki bir sürece bakarak baktığınızda var, yoksa birçok hala yaşadığım söylenebilir ama bu dava hakikaten örnek bir davalardan bir örnek davalardan bir tanesi olacak. Pardon, sorunuzu. Nasıl bir miras bıraktı? Yani şöyle bıraktı. En basit toparlamak gerekirse bu Yargıtay'ın vermiş olduğu karar bir defa basın ve ifade özgürlüğü konusunda bir iştahat oluşturacak diye düşünüyorum. Ve bizle ilgili verilen kararın sonucunda umuyorum bundan sonra gazetecilerin karşısında bir kılıç gibi sallanan bir takım şeyler, suçlamalarla karşılaşabileceğini düşündükleri, yazamadıkları, çizemedikleri veyahut kendilerini ifade edemedikleri konularda umarım bu iştahat oluşturur. Her zaman için burada bir takım hukukun bir takım yorumlarla değil, başından beri söylediğimiz hem ceza yasasındaki, TCK'daki ve diğer hükümlerde anayasanın bazı hükümleri de olduğu gibi bunlar karşısında insanların kişisel özgürlüklerinin ve bireysel özgürlüklerinin tanımları var. Bunlar uygulansa zaten hiçbir şeye gerek kalmayacak. Bunun sonucunda da belki geldiğimiz noktada biraz daha basın özgürlüğüne katkısı olacağını düşünüyorum. Önder Çelik, çok teşekkürler. Tamam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.